Ben buraya aldım. Evet. Evet abi. Hoş geldin baba. Hoş bulduk rahmetçi. Nasılsın? İdare ediyoruz. Yanında sigara içsem ayıp olur mu? İçebilirsin. Teşekkür ederim. İç. Ama çok eleştiri aldın geçmişte ondan. İşte ben o yüzden baştan sorayım dedim de insanlar bu konuya takılmadığını bilsinler yani. Tamam, ben izin versem bile fırça atıyorlar sana. Onlara ne canım, bu bizim kendi aile içimizdeki yapımız değil mi? Hayda. Hayda. Cumhur baba katrajın dışına çıkıyor. Bak. Hayır çıkmıyorsun. Gel biraz, böyle acık. Biraz çık. Ben çıkarım dışarı. Hiç önemli değil. Dinlemiyor şimdi. Sesi biraz az geliyor çünkü biraz az içinden konuşuyor babam. Biraz daha yüksek sesle konuşursan daha iyi olabilir. Ses. Tamam abi. Arttırırım ben biraz da buradan. Birazcık arttırırım. Evet arkadaşlar, sorularınızı bekliyoruz. Fener alacak mı kupayı diyorlar. Basket sorusuyla başladık baba. Hangi şeyi? Euroleague'den bahsediyor herhalde. Fener başka ne kupası alacak? Gerçi futbolu ben hiç takip etmiyorum ama. Euroleague zor hocam. Zor ama olabilir yani. İki adaydan birisi. Diğeri kim? Real Madrid. CSKA'ya yenildik ama. O önemli değil. Şu anda sıralama şeyi. Ha. Sıralama olduğu için önemli değil. Önemli olan Final Four. Kalır herhalde. Bak bir tanesi CSKA önemli değil ya demiş. Bilenler var demek ki. Var tabii canım, var. Baba mikrofon burada. Mikrofona doğru konuşursan daha çok alır sesini. Nasıl bir şey yapayım? Ya hayır, kafanı çevirsen yeter konuşurken. Selamun efendim, nasılsınız acaba? Böyle basit sorularla gelmeyin arkadaşlar. Ne yazmış? Selamlar efendim, nasılsınız diyor. Ha emekli, evet bıraktım. Tam bıraktım. Emeklilik sonrası 5 sene İstanbul'da çalıştım. Şimdi tam bıraktım. Ekim'den beri çok mutluyum. Böyle gezebiliyorum. Gezebiliyorum. Daha önce gezemiyordum. Şimdi Ahmet'in yanındayım. Yarın ablasının yanına gidiyorum. 10 gün sonra da Kıbrıs'tayım. Neden tıp? Neden tıp abi? Oraya doğru kaydık gittik işte. İki tane seçenek vardı bizim zamanımızda. Ya fen bilimleri, mühendislikler ya da şey tıp. Biz tıpı seçtik. Kaç senesinde girdin üniversite sınavına o zaman? 1970. 70. Evet. Günümüz siyasetine girmiyoruz arkadaşlar. Siyaset dışında her şeyi sorabilirsiniz. Askerliği soruyor. Onu izah edeyim arkadaşlar. Biz Kıbrıs'ta askerlik biraz farklıdır. Askerliğini yapmayana üniversite eğitimi imkanı verilmiyordu. İzni verilmiyordu. Kıbrıs'tan çıkamıyorduk. Biz 16 yaşında askere yazıldık. Asker derken tırnak içinde mücahit. Mücahit olarak yazıldık. 32 ay mücahitlik yaptım. Okul bittikten sonra, tıpı kazandıktan sonra bir sene daha mücahitlik yaptım. Öyle izin verdiler. Ve burslu okuduk. Kullandığın silah neydi baba? Kullandığım silah şey işte Thompson, Bren Gun. Ayaklı Bren Gun, otomatik. İngiliz silahı arkadaşlar bunlar. Thompson'la Bren Gun. İngiliz silahıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda da kullanılmış silahlar. Tabii piyade vardı. Piyade vardı öyle şeyli. Sürgülü. Sürgülü. O da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Hala daha çalışıyorlar. Piyadeler hala daha çalışır. Menzili çok iyidir. Yaklaşık 1200 metre herhalde. Zannederim. Mermisi iyi. Mermisi 7.62 onların tabii. Zannederim. Ha benim dedem Kıbrıs'ta savaşa gitti diyor. Doğrudur. Eline sağlık. Eline sağlık. Sesim gidiyor mu Ahmet? Gidiyor. Ha, gidiyor. Evet, tamam. Şu bardan görebilirsin. Bu bizim sesimiz. Alttaki. Ha, evet. 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 Başka soru var mı abi? Doktor olmasan ne olmak isterdin? Güzel soru. He? Doktor olmasan ne olurdun? Ne olmak isterdin? Ne iş yapmak isterdin? Hocam varsayımlı sorular olmaz ya. Bilemiyorsun. İnsanın kendi hayatının akışı nereye gideceğini tek başına saptayamıyorsun. İnsanın gelişimini, kültürünü, ilerideki hayatını, ailesi, toplum, konjonktür, şartlar ve o dönemdeki şeyler, ihtiyaçlar belirler.
Şu olmasam bu olur muydum? Bunlar varsayımlı. Aynı şey gibi. Bazen benim en çok karşı karşıya geldiğim sorulardan bir Doğduğu tanesi köyde yeni doğan şey bütün diyor. çocukları Doktor şeytana Bey, adayayım. Sen normal varsın. doğum mu iyi, sezaryen mi iyi? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gebenin kendi şartlarına göre oluşan şartlarda gelişen bir olaydır normal doğum ve sezaryen. Ama biz tabii önce normal doğumu denemek istiyoruz. Sonra sezaryene geçiyoruz. Gene çaktırmadan tıpa girdik ama Evet, ben evet genel konuşmak istiyordum. yine Bunu bir bir tıpa girdik. örnek olarak verdim. Şimdi hocam anlatayım mı Rum tarafını? Ha, birisi sordu, Rum tarafıyla Türk tarafı var, Kıbrıs'ta durumlar nedir diye sordu. İnsanlar yani pek Şu anda şey bilemiyorlar, hocam, Kıprıs'taki durumu ben size söyleyeyim. Oradaki durum herkes tarafından tam olarak bilinmiyor. Ateşkes halindeyiz biz şu anda. Bir barış olmadı yani. Savaş oldu. Savaştan sonra işte ateşkes oldu. Ateşkesten sonra bir anlaşma imzalanmadığı için şu anda Kıbrıs'taki durum ateşkes halidir. Ateşkes hali. Kuzeyde Türkler var, güneyde Rumlar var ama güneydeki Rumların Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır. Bizim kuzeydeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz tanınmamaktadır. Kendi içinde bir demokrasisi, parlamentosu, hukuku, her şeyi var yani. Var ama işte tanınmamaktadır. Durum bu. Yani ateşkes halindeyiz şu anda. kapalı marşı gördün mü diyorlar daha önce. Kapalı Maraş'ı daha önce görmedim de bu kapandıktan sonra bir kere bir asker ailesiyle birlikte gitmiştik. Oh Gördüm. Her yeah. taraf şey yani nasıl diyeyim sana harap bitap vaziyette binalar camlar kırık orman haline gelmiş. Her tarafta yılanlar, çıyanlar, mıyanlar yani yaşam yok orada. Yaşam yok orada şu anda. Sadece bizim Türk askeri orada birlikleri var. Birlikleri var. Bak baba, ben bir keresinde bir hikaye anlatmıştım. İnanmadılar bana. Kıbrıs'a feribotla gitmiştik de herkes kusmuştu, geberiyordu feribotta. Hatırladın mı onu? Alanya'dan Yo, var çıkmıştık. var, evet. İngiliz ailesi vardı önümüzde, bira içiyordu. Çocukları kusup kusup kusmun içinde cirileniyorlardı. Tamam, olur yani deniz yolculuğunda alışkın olmayanlar kusabilir. Hatta Sen bile kötü olmuştun bu arada ya. hayır, önceden ilaç almak lazım. İlaç almak lazım. Çok sallarsa dalgaya karşı giderse gemi kusmalar oluyor. Bunda inanmayacak bir şey yok ki yani kusma olabilir. Abi şimdi chat Ne dedi? 68 yılında askerlik yaptım diyor. Sen diyorsun ki Kıbrıs Savaşı'nda savaştın mı? Mücahitlik yapmış oğlum adam. Bazı insanlar anlama kıtlığı yaşayabiliyor Hayır, baba. Kıbrıs Savaşı'nda vardım ben. Yani Ha şeydim, tıp fakültesi öğrencisiydim. Üçüncü sınıftaydım. Tatile gittik. Biz tatile gittikten 5 gün sonra Rum tarafında darbe oldu. Darbeden kaç gün sonra? 20 Temmuz. 5-6 gün sonra da Türk ordusu müdahale etti. Oradaki Türkleri korumak ve kurtarmak üzere. oh yeah. Orada ben de zaten 16 yaşın üzerindeki herkes seferberliğe çağrıldı. Ben de çağrıldım. Ben gittim. Hastanelerde stajyer ve işte yardımcı olarak çalıştım. Yani elime silah almadan bir çalıştım yani. Çalışmak zorundasın. Gittik işte yaralılara baktık, şey yaptık falan. O sene biz Türkiye'ye dönemedik. Türkiye'de okuyordum ben, İstanbul Çapatıp. Dönemedik. Kasım'ın 15'inden sonra dönebildik. Çünkü savaş hali olduğu için ve girmediğimiz imtihanlar vardı. O imtihanları bizi ayrıca Kıbrıslı doktor adaylarını tekrar imtihana soktular. İmtihanlarımızı geçtik, devam ettik. Böyle bir hatıramız var. Yani ama sen askerliğini yaptığında da yine bir gergin dönem, bir 63'ten sonra var tabii tabii. yani. 60'ı. Ha, 1960'ta kuruldu Kıbrıs Cumhuriyeti. Türk ve Rum ortaklığında. Samaha. 63'te Rumlar tamamına egemen olmak istedikleri için bir kantonal savaşlar oldu. Bir gerginlik vardı zaten. Hı. Gerginlik olmasa biz nerede mücahitlik yapacaktık? İşte yani Ha, hayır, bilmedikleri için. kantonlara ayrılmıştık. Bizim kantonlarımıza onları sokmuyorduk biz. O sokmadığımız kantonlarda da
Mücahitliğimizi yaptık. Bekçiliğimizi yaptık. Öyle bir durum. Birisi şeyi sordu baba. Hangisini? Ahmet abinin en nefret ettiğin huyu ne? Benim. Ha, G3 o zaman çıkmamış mıydı diyor. Zannederim yeni yeni çıkmıştı. Zannederim. 68'de diyorsan. Hayır, 74'te çıktı. Tabii 68'de yok. Sen 68'de mücahitliğini yaparken en fazla Thompson, Brennan. Tabii tabii. Brennan çok güzel silahtı ama Brennan. Brennan şey ayaklı olan. Silahın güzel olması nedir? Ateş açarken ısınan silahlar hiç iyi silahlar değil. Isınır, tutukluk yapar, mermi atamasın. Brennan'da öyle bir şey yoktu. Çok eski bir silah yani olmasına bir rağmen. Bir bölükte mi vardı? Hayır. Her takımda dört tane şey vardı. Sten. Dört tane Brennan vardı. Hmm. Her takımda. Takımda işte 22-28 arası kişi. Hmm. Oluyordu. O dörtten biri sendin yani Brennan'le. Bir tamam da bir dakika, bunlar önemli şimdi. Biz savaş oyunu oynuyoruz bütün gün. Brennan'ı biliriz, Sten'i biliriz. Tamam da yani biz askerlik yaptık. Savaş yapmadık ki. Savaş yapmadık. Yani o benim askerlik yaptığım dönemde savaş olmadı. Yani ufak tefek bile olmadı. Hı hı. Çünkü 69-71 arası yaptım ben. 67'de çok büyük bir savaş oldu. O zamanlar biz 13-14 yaşındaydık. Hı hı. Çok büyük bir savaş oldu yani. Türkiye jetleri gelip Rumlara bomba yağdırdı. Yağdırmak zorunda kaldı. Çünkü adamlar Türk köylerini ezip geçmeye çalışıyorlardı. Geri döndüler. Bunu da böyle burada. Aa, oyunlarda bile ısınan silah kullanmam diyor arkadaş. Doğru söylüyor. Ha, bir de şey vardı. Ben söyleyeyim mi Ahmet? Neyi? Instagram sayfam olduğunu artık. Söyle söyle. Instagram'ını söyle tabii. Instagram sayfam var. Cumhur Sonuç arkadaşlar. Ve bir hafta sonra ben Kıbrıs'a gittim de Rum tarafından size içerik göndermeye çalışacağım. Onu Rum'da nasıl yapacaksın? Oradan kart alman lazım. Hayır. Sınırda çeker. Ay canım, kamerayı alacağım. Sonra döndüğümde he. Yani canlı yapamam onu. Ha, anladım. Canlı yayın yapacağız. Ha, story yapamam. Evet. Story yapamam çünkü Rum tarafında arkadaşlar, işte Kıbrıs'ın kanayan yarasıdır bu. Rum tarafına gittiğinizde telefonlarınız çalışmıyor. Telefonlarınız çalışmıyor çünkü roaming'e bile izin vermiyorlar. Roaming nedir biliyorsunuz. Yabancı ülkeye gidiyorsun. Parasını çatır çatır ödüyorsun. Başka işte GSM operatöründe bağlanıyorsun. Ona bile izin vermiyorlar. Tık kesiliyor yayınımız. Onun için yani live diyorsunuz değil mi? Live story olmaz. Çekim yapılır. Çekim yapıldıktan sonra Instagram'a değil mi? Parça parça mı? Yoksa? Anca parça parça atabilirsin. En fazla 2 dakika video atılıyor çünkü Instagram'a. He, onu atmayı düşünüyorum. Çünkü çok istekte bulundunuz. Ahmet'i bayağı sıkıştırdınız. Ben de yarın kaçıyorum İstanbul'a. Böyle sorularınız varsa... Cumhur amcam beni takip ediyor. Evet, doğru. Takip ettiğim arkadaşlar var arkadaşlar. Evet. YouTube kanalı aç. Yapamam çocuklar ona ya. Bu da şey işte oldu. Bu da öylesine kendiliğine spontan gelişti. Abi yayıncı olacağım dediğinde babamın ne tepki verdiğini milyon kere anlattım. Onu artık YouTube'dan bakın. Hangisi? Burada da bizi şey yapmayın yani. Ha, sim kartı var diyor. Aa, ödeyeceğim. Ha. Ya benim Avrupa sim kartımı alabilirsin aslında. E tamam hocam da yani. Alman olan çalışır. Hayır, live yayın yapmak gerekmez ki. O kadar da şey değiliz ya biz. Nedir o? Fenomen değiliz çocuklar. Çekip size koyarım onu post olarak. Başka sormak istediğiniz, Rum tarafında merak ettiğiniz bir şey var mı? Mesela şey var orada. Ala Sultan Tekkesi var. Bayağı kutsal bir yer. Hı hı. Çok kutsal bir yer. Peygamberimizin halası deveden düşüp öldüğü için oraya yapılan bir camidir. Evet, Rum tarafında ve hala duruyor. Bir camidir ve o Osmanlı Kıbrıs'ı almadan önce Arapların yaptıkları seferlerde oluşmuş bir olaydır. Ve Araplar, Abbasiler, hangisidir Ahmet bilmiyorum, tam olarak bilemiyorum çocuklar. 5 kere 6 kere Kıbrıs'ı almaya çalıştılar, alamadılar.
Selim döneminde, Padişah Selim döneminde Lala Mustafa Paşa tarafından Kıbrıs alınmıştır arkadaşlar. Romca tek tük kelimeler bilebiliyorum. Yani Kimlik numaranı biliyorsun. Niye bildiğini söylesene kimlik numaranı. hayır, sıkıştığında tek tük kelimelerle daha önce daha iyi biliyorduk lise çağlarında ama şimdi Rum-Türk ilişkileri nasıl, kız alıp kız verirler mi? Ya çok geçmişten az, bahsediyor çok herhalde. az, çok az, çok seyrek. Yani parmakla gösterilir. O eskiden söylendiği gibi çok, hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok çünkü Türkler de içine kapanıktır. Töresel olarak. Rumlar da öyle yani Türklere kız verme falan. Din farklılığı var zaten çocuklar. Din farklılığı var. Geçmişten gelen bir husumet de var. Ama var gene. Az da olsa var. Neyse. Kız alıp kız vermeye mal mı alıyorsun demiş de. Eskiden alınıp veriliyordu arkadaşlar, şimdi bu da çok gizli saklı bir bilgi değil yani. Ben öyle bir şey mi dedim? Soru öyle geldi ya, sen demedin. Auto-shutdown Tamam, bir şey değil. Ahmet yeterli mi? Başka... Auto-shutdown cancelled. Konuşuyor, kulaklığım benimle konuşuyor, bir şey yok. Rasamaha. İyi mi Betty? Gelin yabancı olsa babam bir şey der miydi? Ben hiç zannetmiyorum. Hoca bu sevgiye bağlı ya. O kadar da şey olmamak lazım. Dünyada her şey mümkün yani. Gelin yabancı olsa niye bir şey diyeyim ki? Ahmet abi nasıl bir çocuktu? Ne gibi huyları vardı, zorlukları vardı? Anlatabilirsin bu arada. Ben her Tamam şeyi da ya. anlatabilirsin. Tamam da burada Ahmet abiyi yargılamaya gelmedik çocuklar. Anlatabilirsin. Benim o Ya niye konuda anlat? gerginliğim yok Benim de yani. gerginliğim yok da gerek yok yani. Gerek yok. İyi bir çocuktu. Tatlı bir çocuktu. Ya yalan Konuşkandı. söylüyorsun resmen. Konuşkandı. Dersi kaynatırdı. Kalkardı öğretmen çocuklara hikaye anlatırdı. Ders yanardı hocam. Hocalar bize söylerdi yani. Bilmiyorum bu tatlı bir taraf mı, iyi bir taraf mı? Çok salakça bir soru var. Kıbrıs'ın ürettiği bir şey var mı? Her şeyi dışarıdan mı alıyorlar? Sorulara salakça deme Ahmet. Ama bu çok salakça. Olur mu abi? Adam bilmiyor. Tamam, şöyle Adam söyleyelim bilmiyor. ona. Üretse de Kuzey Kıbrıs'ın özellikle satma ihtimali Ürettiğimiz yok. şeyler var hocam. Mesela geçmişte çok güzel patates üretirdik ve İngiltere'ye Of. kadar satardık yani. Evet. Ta İngiltere'ye kadar satardık. Ondan sonra işte AB'de bir şeyler oldu. Yunanistan araya girdi. Kıbrıs araya girdi. Rum tarafı. Bu satma hakkımızı elimizden aldı. Ama şu anda çok güzel peynir satıyoruz. Hellim dediğimiz Kıbrıs'ın kendi peyniri. Araplara satıyoruz. Türkiye'ye satıyoruz. Bayağı satıyoruz. Kendi ürettiğimiz şeyler var tabii. Bak bak, Bixi Kola. Bixi Kola'yı Bixi biliyorsa o Kola. zaman O şey Kıbrıslı zaten. o Kıbrıs'tadır. Evet. Ama Bixi Kola'dan önce de Bel Kola vardı çocuklar o savaş döneminde. Bel Kola tamamen Türk kolasıydı. Çok güzeldi. Sonra Bixi çıktı ama Bixi'yi de batıran maalesef Türkiye'deki büyük tekeller oldu. Çok ucuz fiyata Coca-Cola'yı, Pepsi'yi soktular Kıbrıs'ın Türk tarafına. Bizim Bixi Mixi gitti abi. Üniversite dönemindeyken İstanbul nasıldı diye soruyorlar sana. Üniversite Kaç yıllarıydı? dönemindeyken 71 yıllarında İstanbul küçücük bir şehirdi. Yani küçücük derken gene 2,5-3 milyon vardı. 2,5-3 milyon vardı. Çok güzel bir şehirdi. Yürüyerek her yere gidilirdi. Güzel bir şehirdi. Yeşili bol. Çok tatlı. Ucuz. Ucuz. Aksaray'da 2,5 TL'ye yarım piliç patates kızartma, bir tane de Arjantin birayı içerdik abi. 71 yılında. 2,5 TL. Güzeldi. Hala daha güzel İstanbul'da işte çok kalabalık oldu. Çok. Çok güzel bir soru var. Cevabını ben biliyorum ama senden de merak ediyorum. Hangisi? İyi geceler Cumhur amca. Artık kimse cerrahi branşlarda uzman olmak istemiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunu soran şey mi? Tıp öğrencisi Bir mi? stajyer tıp öğrencisi sormuş bunu. Şunun için hocam
Doktorlara karşı büyük bir saldırı var. Cerrahi branşlar, hata demeyelim de komplikasyonu çok olan branşlardır. Özellikle kadın doğum. Özellikle kadın doğum. Onun için doktorlar en zekileri, en çalışkanları bu branşlardan kaçmaya başladılar. Çünkü al burunu birbirini, mesela bir örnek vereyim size. Amerika'da doktorların sigortası var. Yani malpractice dediğimiz hatalı ve işte şikayete bağlı şeyler olduğunda doktorların o havuzda toplanan parası o şikayetlerin tazminatını, her şeyini falanını filanını ödüyor. Bizim rahmetli olan bir tane kadın doğumcu arkadaşımız vardı. İsmini söylemeyeyim. Karabük'te birlikte çalıştık. Kalp aort damarı değiştirilmek üzere Amerika'ya gitti bu arkadaş. İşte girişte biliyorsunuz hastaneye. Adın ne? Sanın ne? Kaç doğumlusun? Falan. Ne iş yapıyorsun? Falan sorularken bu demiş ki kadın doğum uzmanıyım. Ya demiş sen manyak Doğduğu mısın köyde yeni kardeşim? doğan bütün çocukları şeytana Amerika'da verdiğim en çok tazminat kanlı. ödeyen branş kadın doğum. Türkiye'de de zannederim öyledir. Sağlık Bakanlığı'nda hakkında soruşturma açılmış ve dosya açılmış. Doktorların içinde birinci sırada kadın doğumcu gelir. Çünkü anne var, çocuk var. İkisini sağ çıkaracaksın. Halkımızın bir kısmı da cahildir. Gebeliğinde takibe gitmez. Ondan sonra komplikasyonlu bir şekilde doktorun şeyine gelir. Doğumda karşısına gelir. Artık küçük şehirlerimiz var, orta boy şehirlerimiz var, imkanları az olan hastanelerimiz var. Buralarda komplikasyon oluyor. Ondan sonra da sen miydin komplikasyon çıkaran, sen miydin şunu yapan? Çıkıyor yani. Kadın doğum bir numara. Onu Bir de söyleyelim. yeni bir Yani şey, ha, pardon. cerrahi branşlara ilginin ve seçmenin mesela TUS'ta azalmasının sebebi budur. İnsanlar sorumluluk almak istemiyor. Çünkü kadın doğum 24 saat çalışan bir doktordur. 24 saat. Ama ameliyatını yaparsın. Daha önce gene anlatmıştım size bunu. İki tane ameliyat yaparsın. Sonra inersin. Sigaranı, çayını içersin. Oradan hasta sahipleri veya poliklinikte sıra bekleyen insanlar bir bakar. Kardeşim doktora baksana ya. Biz kuyrukta bekliyoruz saatlerdir. O seni bilemez ki. Sen ameliyattan çıktın. Halkımız da affetmiyor. Şartlar da affetmiyor. Devlet de diyor ki kapıda bekleyen bütün hastalara bakacaksın arkadaş. Yani zor, zor meslek. Zor meslek. Rassamaha. Onun için şimdi insanlar ekonomiye gidiyor. Bilgisayar mühendisliğine gidiyor. Tıpı bitirenlerde kolay branşları mesela göz, fizik tedavi, cildiye bunları seçmeye çalışıyor. Hatta ben de yönlendirdim birkaç tane arkadaşı. Orçunu. Ahmet'in çocukluk arkadaşı var Orçun. Geldi İstanbul'da konuşuyorduk. Dedim Orçun sen anestezist ol. Uyutursun hastayı uyandırırsın. Uyutursun hastayı uyandırırsın. Çocuk şu anda anestezist çok Çok mutlu. mutlu, Çok inanılmaz mutlu mutlu. yani bana dua ediyor. Çünkü diğer branşlarda sıkıntı var çocuklar. Bir de şey gelecekmiş şimdi. Doktora gittikten sonra doktoru puanlayabilecekmiş Ha halk. bir de onu bilmiyorum. Ben kurtardım. Ne diyor Cumhurbaba? Sıfır. Sırf tıpta para var diye okuyor. Öyle bir şey yok çocuklar ya. Öyle bir şey yok. Her yani mesleklerin hepsinde para var. Hepsinde para var. Başarılı olarsan hepsinde para var. Yani tıpta para var diye bir şey yok. Ama aranan bir meslek. Aşk almasın diye. Para var diye bir şey yok yani. Kaç tane doktor trilyoner oldu ki? 70 bin tane doktor var Türkiye'de. Kaç tanesi Rassamaha. trilyoner? Hadi 1000-1500'ü gerisi normal. Orta direkt üstü Ha, oluyorsun yani. o normal paranı kazanıyorsun. Bu da yani meşakkatli yani. Meşakkatli. Tıpta para var diye bir laf yok yani kabul etmiyorum ben. Mr. Goncalos 22 ay olmuş bu arada. 22 aydır destekliyor. Bak ismi Goncalos. Bizim He. oralardan. Goncalos Kıbrıs. Ne demek Goncalos? Söyle çete. işte o şey ya Öcü. karanlıkta gelen o korkunç ürkütücü şey. Öcü işte.
Ahmetciğim, bana müsaade. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Şey yani, bilmiyorum, gelen soruları cevaplandırdık herhalde. Dediğim gibi içerik istiyorlar mı? Bir şey yapsınlar, bassınlar chat'i, içerik yapacağız. Chat, babam Rum tarafına gidip oradan size içerik getirecekmiş. Hani? Dur biraz geç Abi gidiyor. babaya, ha, meslekte. Ha, evet. En ilginç yurt dışı anını soruyorlar bu arada senin. Sen Almanya'da da çok yaşadın. En ilginç anımı mı söyleyeyim sana? Evet. Bir dakika ya, hangisidir ya? İki tane söyleyeyim mi çocuklar? İki tane anlatayım mı? Anlat. Bir tanesi var. Ben ilk Almanya'ya gittim de Goethe Enstitüsü'ne gittim. Orada Almanca öğreniyorsun. Almanca öğrendikten sonra ben Almanya'da çalışmayı düşünüyordum. Doktor olduktan sonra. O arada orada anesteziye aldılar beni de ben gitmedim çünkü klinik branşlar istiyordum. Yani kaşınıyordum ben. Cerrahi branş istiyordum. Neyse. En az 7-8 tane Türk arkadaş vardı. Hatta daha fazla. Bunların bir kısmı askerlikten kaçmak amaçlı. Orada bir kursa yazıldılar. Şey yapıyorlardı. Bir kısmı çok zengindi. Bir kısmı işte arkadaşı vardı veya işte öğrenim programları var ya karşılıklı. Onlardandı. Amerikalı vardı. Koreli vardı. Güney Koreli. Meksikalı vardı. Her taraftan vardı. Ondan sonra bunlar anlaştılar hocam. Küçük bir sahada, küçük bir çim sahada maç yapacağız. Türkler o kadar çok kalabalık ki iki takviye aldılar. Takımlar zaten 7-8 kişiydi galiba. İki tane takviye aldılar. Türk takımı ayrı, diğeri de karma. Orada işte biz de şeyiz ya, doktoruz ya. Biraz da yaşımız var. Abi dediler sen bize hakemlik yap. Ben de doğrucu Davut'um abi. Hakemlik yapıyoruz. Geliyor birisi faul yapıyor, çalıyor. O biri yapıyor, çalıyorum. Türkler yapıyor, çalıyorum. Hakemliğim Bidoncu! zaten millet olmaz ki. O kadar düzgün yönetmişim ki. En son bir tanesi geldi yanıma. Arkadaşlardan, Türk arkadaşlardan. Ya Cumhur abi, ya sen Türk değil misin abi? Ne oluyor dedim. Abi dedi aleyhimize çalıyorsun dedi. Dedim evladım ne görüyorsam onu çalıyorum. Al sen yap dedim. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bir Türk kadın telefonda konuşuyor. Telefonda konuşuyor. Ana avrat küfrediyor. Sonra tabii Türkçe olduğu için ben de duyuyorum. Kuyrukta bekliyorum. Ben gireceğim. O zamanlar böyle İşte ne kuyruğu onu da anlattın. telefon kuyruğu. Yani. Telefon kulübesi. O zaman cep telefonu falan yok. Çocuklar, benim söylediğim 80, 81 yılı. Kadın küfrediyor, müfrediyor, Türkçe bağırıyor, çağırıyor. Meğer karşısındaki kocasıymış. Ondan sonra şey bitti. Para atıyorsun, öyle konuşuyorsun. Kadının parası bitti ama nereye koyacak, nasıl yapacak bilmiyor. Açtı telefonu. Lan pezevenk dedi, şurayı göstersene bana dedi. Yani ana avrat küfretti bize. Ben de şey yaptım. Aldım elinden parayı. Şuradan atacaksa. Attım ben. Ben attım. Rassamaha. Tak 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 biraz daha konuştu. Allah belanı versin dedi. Telefonu çıkardı, şey yaptı. Açtı kapıyı. Çıkıyordu. Hanımefendi konuşmanız bitti mi dedim. Böyle bir Ha seni Türk zannetmedi. Ha böyle çok anım var da şimdi Ahmet Ani'den sorunca bunlar geldi aklıma. Vaziyet bu arkadaşlar. Almanya deneyimimiz de oldu. Her şey de oldu. Peki, son olarak Alfred hakkındaki düşüncelerin. Alfred çok iyi köpek ya. Köpek demeye dilim varmıyor. Çok akıllı, çok sevecen bir köpek. Gençler bana müsaade. İkinci golü atmışız bu arada. Hadi, Vallahi. çok güzel. Kolay gelsin hepinize. Ahmetçim kolay gelsin. Teşekkür ederim katıldığın için babacığım. Alfred, yer var. Yol ver. Chat'ten yazdılar. Evet, kısa oldu ama babamı bir alabildik.
Senin de ilgi alanın boşa gitmesin sonu. Kök hücre tedavisi hakkında düşünceleriniz nedir? Son yıllarda çoğu ülkelerde klinik açılıp Parkinson, Alzheimer hastalıkları tedavisi çözüm üretilir sonra bu hızla üremektedir. Şöyle bir şey var o konuda. O konuda şöyle bir şey var. Şu anda özellikle yani şu anda inanılmaz işlediğini düşünmesem de kök hücre tedavisinin vesaire ileride çok revaçta olacağını düşünüyorum ve biliyorum. Ve şu anda yeni doğacak çocuğunuz varsa kök hücresini saklayabileceğiniz şirketler olduğunu biliyorum. O konuda ben de yakın araştırmalarımı sürdürmekteyim. Türkiye'de de var. Mesela çocuğunuz oldu. Çocuğun göbek bağını alıyorsunuz abi. Veriyorsunuz. Adamlar sıvı nitrojende saklıyorlar. Göbek bağı da kök hücre olarak çok zengin bir dokusu vardır. Türkiye'de de var, evet. Çocuğun göbek bağını abi yatırıyorsun. Yıllık belirli bir miktar parası var. O parayı abi Volkan kesin yaptırıyorsun abi. Yıllık 2000 lira falan sana koymaz abi. Vallahi diyorum Rum tarafında 1500 euro 20 yaşına kadar tutuyorlar. Rum tarafında ucuzmuş bak. Türkiye'de yıllık 2000 lira falan. At abi bir kenara dursun ya. Kök hücresi için göbek bağı saklamaya gerek yok. Artık vücut yağından alınıyor. Nasıl lan? Vücut yağında kök hücresinin ne işi var oğlum? Vücut yağından kök hücresi çıkaramazsın be. Ne doku mu değişti amına koyayım? update mi geldi abi vücut yağı dokusuna? Benim bildiğim öyle bir şey yok. Varsa şaşırtır. Güncelleme gelmiş. Bir dakika ben şu Brio'yu bir ayarlayayım. Ulan babam soğuk dedi. Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? Bilgisayar çok ısınıyor. Vidanjör! Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Güzel. Evet, babamızı da bir ağırladık.